Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, sesim biraz çatallı geliyor. Belki fark etmişsinizdir. Tam da videosunun üzerine geldi. Evet, mevsim dönüşümü başladı. Havalar biraz sıcak, biraz soğuk oluyor ve hastalanmalar başladı. Bizim vücudumuzu dinç tutacak ve bütün kışı hastalıksız geçirmemizi sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi. Yani bizim bağışıklık sistemimizi arttıracak şeylerden bir tanesi ilikli kemik suyu. Bugün ilikli kemik suyu yaparken dikkat etmemiz gereken şeyler, nasıl pişireceğimizi böyle kısa bir videoyla sizlere çok iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi önümde benim ilikli kemiklerim var. Bir kısmı kano kesim dediğimiz, bir kısmı yuvarlak kesim dediğimiz, bir de burada önümde bir kavanozda etin en iyisi için ürettiğimiz, sizlerin de çok sık tercih edip aldığınız benim online kanalımdan kemik suyum var. Şimdi bakın, burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, insanlar şunu zannediyor. İlikli kemik suyu eğer ki kıvamı böyleyse, çevirdiğinizde dökülmüyorsa, jöle gibi ise en iyisidir. Evet, bu önemli bir şey. Ama bundan daha önemli şeyler var. Bakın, bir, ilikli kemik suyunu sonuçta iliklerden yapıyoruz ve bu da hayvanın sağlığıyla doğru orantılı bir şeydir. Birinci husus, hayvanın doğru fabrika yemi olmadan, fenli yemler dışında doğal besin yöntemleriyle beslenip beslenmediği. Dolayısıyla ilikli kemikleri aldığımız hayvanın nasıl bir çiftlikten yetiştiği çok önemlidir. Çünkü protein değeri yüksek ve fabrika yemi haricinde yemlerle beslenen hayvanlar, bir kere arpası, mısırı ve özellikle benim beslediğim gibi pamuk çekirdeği ile beslediğinizde, ki pamuk çekirdeğinin tahıllar arasında %42'nin üzerinde protein değeri sahip. Bu hayvan vücuduna proteinleri alıyor ve bunların hepsini iliğinin içine enjekte ediyor. Dolayısıyla sizin aldığınız ilikli kemik de yüksek proteinle beslenmiş oluyor. 2. Hayvanın yaşı ve yaşam refahı. Bakın, insanoğlu bizim vücudumuzda kolajen üretiyoruz. Ama 30'lu yaşları geçtikçe vücudumuzdaki kolajen üretme seviyesi düştüğü için dolayısıyla biz bunu takviye etmemiz gerekiyor. Hayvan da aynı şekildedir. Genç hayvanlar, yani 12 ile 18 ay arasında kesilen hayvanların vücutlarındaki kemiklerin içindeki iliğin protein değeri çok yüksektir. Dolayısıyla bu çok önemli. Ve aynı şekilde yaşam refahı, hayvanın yaşadığı çiftliklerde bağlı değil, gezen şekilde olması onların eklemlerinin daha kuvvetli olmasını sağlayacak. Dolayısıyla ilikler de eklem araları ve kemiklerin içinde geliştiği için bu da yine önem arz etmektedir. Üçüncüsü ise hayvanın yaşam süresi boyunca kapalı ahırlarda değil, açık ahırlarda olması. Ne işe yarayacak? Bakın, hayvan günde 7-8 saat boyunca gün ışığı ve güneş görürse, güneşten aldığı vitaminleri kemiğine enjekte edecek. İlikli kemik suyu yaparken iliğin içerisinde ne mineralleri var? Kalsiyum, magnezyum, fosfat. Bunların hepsini güneşten alıyor. Dolayısıyla kapalı ahırlarda olan hayvanların iliklerinde bu çok azdır. Şimdi bunlara dikkat ettik. Bir de pişirme, yapma esnasında yapılan bazı hatalar var. Bunları da yine aynı şekilde size anlatmak istiyorum. Öncelikle iliklerini çıkartacağımız ilikli kemikleri aldık. Biz bunları yarım saat, bir saat arası sirkeli suda bekletmeliyiz. Sirkeli suda beklerken iliğin içerisinde ve kemiğin etrafında kalmış olan kanlar ve diğer şeylerden kurtuluyoruz. Bu sudan çıkarttığımız ilikli kemiklerimizi bir tepsiye koyuyoruz ve yaklaşık bir saat boyunca fırınlıyoruz. Fırınımız da 100 derecede olacak. Yani onu böyle fokur fokur pişirmeyeceğiz. Sadece iliklerin kemikle arasındaki ilişkiyi biraz daha koparacağız. Şimdi geldik en önemli noktaya. Hepimizin evinde çocukluktan beri annelerimizin de yaptığı ilikli kemiği biliyoruz. Ne yapardı? Benim annem de yapardı. İşte tencerenin veya düdüklü tencerenin içine koyardı. Uzun saatler boyunca fokur fokur kaynatırdı. Sonunda da demin size gösterdiğim gibi katı bir kıvamda olurdu ve onun başarılı olduğunu zannederdi. Hayır, bakın. Şimdi bir tencere alacağız. İlikli kemiklerimizi içine koyacağız. Bolca da su koyacağız. Şimdi 14 ila 16 saatlik bir süreçte bunu pişireceğiz. Bakın, pişireceğiz dedim. Kaynatmayacağız. Eğer ki 90 dereceyi geçmez, bunu kontrollü olarak pişirirsek, ben tabii ki de bunu üretimhanemde etin en iyisi için yaparken veya restoranlarımdaki misafirlerim geldiğinde o çorbaların içinde kullandığım ilikli kemik sularını yaparken kontrollü bir pişirme kazanında pişiriyorum. 90 dereceyi hiç geçmiyorum. 90 dereceyi geçmeden 12, 14,
18 saat arası, 16 saat arası bu işlemi sürdürdüğümde ne elde ediyorum? Tamamen suyunu uçurup içinde ilikli kemiğin kaldığı bir şey elde ediyorum. Eğer ki çok uzun süre bunu kaynatırsanız, kaynatma süresi boyunca bütün kolajenler de uçar gider ve siz sadece yoğun olduğunu, iyi olduğunu zannettiğiniz bir ilikli kemik suyu elde edersiniz. Şimdi bu video çok uzun bir video olmadı. Bilgi içeren bir video oldu ama çok da faydalı bir video olduğunu inanıyorum. Demek ki şöyle kısaca toparlarsak, ilikli kemik suyu seçerken, dışarıdan alırken dikkat etmemiz gereken sadece şu beton gibi olan jölemsi kıvam değil, kemiğini nereden geldiği, hayvanın nasıl yetiştirildiği, hayvanın neler yediği, bunlar çok önemli. Nasıl ki biz herhangi bir ürün alırken içinde neler var diye bakıyorsak, ilikli kemiğin de güvendiğiniz, bildiğiniz çiftliklerin yetiştirdiği hayvanlardan elde edileni almalısınız. Bir de eğer evde yapacaksak da ilikli kemiği, onu da size anlatmak istedim. Dikkat etmemiz gereken hususlar, uzun uzun kaynatmak, fokurdatmak değil, düzgün, kontrol ederek pişirmek ve bir önceki iki safhada da sirkeli su ve fırında unutmayacağız. Şimdi mevsim dönüşü başladı. Hepimizin çok sık şekilde ilikli kemik suyu tüketmemiz gerekiyor. Özellikle tekrar ediyorum, 30'lu yaşlardan sonra bizim vücudumuzun ürettiği kolajen miktarı azaldığı için bizim takviye almamız gerekiyor. Şimdi bir soru da şöyle oluyor. Dana ilikli kemik suyu mu daha iyi, kuzu mu daha iyi? Şimdi burada daha iyisi diye yok. Aslında çocuklar ve büyükler diye ayırmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki 2 yaşından ufak bütün çocukların sindirim sistemi daha tam olarak gelişmediği için 2 yaşından ufaklara hep biz kuzu eti tavsiye ederiz. Niçin? Kuzu etinin lif yapısı danaya göre daha düşük olduğundan, daha rahat sindirilebildiğinden dolayı. Dolayısıyla iyilik olarak, kuvvet olarak, içindeki protein değeri olarak dananınki daha yüksektir. Ama ufak çocuklarımızın sindirim sisteminin rahat olması için onlara kuzu ilikli kemik suyunu tavsiye edebiliriz. Biz daha büyükler için de protein değeri daha yüksek olan ilikli kemik suyunu, dana ilikli kemik suyunu kullanmanızı tavsiye edebilirim. Başka aklıma gelen bu konuyla ilgili, mesela ilikli kemik suyu kokar mı? Ben iki çeşit ilikli kemik suyu üretiyorum. Bir sebzeli, yani kök sebzelerle kaynatarak, pişirerek yaptım. Diğeri ise normal, sade olanı, baharatsız. Bunun hiçbir tadı, böyle kokusu oluşmaz. Bu da yine hayvanın, kullandığınız ilikli kemiğin sağlıklı, iyi ve güzel olmasına bağlıdır. Herhangi bir koku nüfuz etmez. Ama siz herhangi bir baharatlı kök sebzeli yaparsanız orada sebzelerin kokusu devreye girebilir. Hepinize evinizde bu ilikli kemik suyunu yaparken dikkat etmeniz gereken hususları hep bir kulağınızın yanına küpe olarak takmanızı ve kış boyunca bol bol kolajeni yüksek ilikli kemik suyu tüketmenizi tavsiye ediyorum. Yepyeni videolarda, yemek tarifleri ve bilgi dolu videolarla karşınızda olmak üzere. Bay bay diyorum.